Dırdır Savar. He, Dırdır Savar. Hanımın dırdırından mı sıkıldın? Komşun çok mu gürültü yaptı? Kimseyi duymak bile istemiyor mu? %100 kendi imalatım olan bu Dırdır Savar'ı takıyorsun kulaklarına. Dırdırı, gürültüyü, patırtıyı anında kesiyor. İyi de dayı, sen tıpaç bulmuşsun ya bildiğin. Neyse orijinal bunu. Ne diyorsun Ramazan? Duymuyorum ben seni. Tıpaç buyum, tıpaç. Duymuyorum, duymuyorum. Yapıldı. Duymuyorum, duymuyorum. Sıradaki. Sayesinde suyu elimle koymuş gibi buldum. Nasıl ama icadım? Su bulma makine. Manyak mısın oğlum sen? Zaten sen elinle koydun ya onu oraya. Sen bize maytap mı geçtin? Birader, eyvallah. Çok güzel icat, 10 numara. İyi, hoş. Ama bu da yapıldı ya. Vallahi yapıldı. Geçen sene vardı bir tane, hatırlıyor musun? Bir tane dayı vardı. O da böyle arıyordu filan. O da buluyordu suyu böyle. Yapıldı, yapıldı. Yok, yok, yok. Bir dakika, bir saniye. Yanlışınız var. Vallahi yanlışınız var. Dinleyin bir dakika. Bu onun bir üst sürümü. Bakın, bakın, bakın. Makinemin şurasına pusula yapıştırdım. Yani bununla hem su bulma işi yarıyor, hem de kıble bulma işini yarıyor. Nasıl ama? Sıradaki. Ha, olmadı yani. Sıradaki. Olmadı mı? Ben gideyim o zaman. Tamam, olmadı. Evet Sabri abi, senin icadın nedir? Benim icadım çok mühim bir icat Taner. Adamı hayatını kurtaran cinsten bir icat. Allah Allah, hayat kurtaran falan diyor lan, ne? Anam bu ne? Ne olacak Ramazan? Akıllı dublör, akıllı dublör. Bak bak bak. Akıllı dublör mü? He? Diyelim ki bir yere gideceksin. Evde hanımdan korkuyorsun. Benim bu akıllı dublörü yatağına koyuyorsun. Üzerine bir battaniye çekiyorsun. Sanki sen uyuyormuşsun gibi bu senin yerine yatıyor. Hanım seni içeride uyuyor zannederken sen ister kahveye git, ister pavyona git. Nereye gidersen git. Ne diyorsunuz? Aldınız mı beni işe? Arkadaş bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Bu ne amcaoğlu ya? Ya o kadar organizasyon yaptık. Yani bir tane icatçı bulalım, mucit bulalım dedik. Ya şuna bak, adam gibi bir şey çıkmadım. Bu ne ya? Valla susayım susayım diyorum ama Ramazan haklı. Biz bu bilişim vadisinin temelini boşuna attık. Bunun yerine 50 dönüm arsa alsaydık bari patates ekerdik ya. Akıllı dublör ne lan? Tamam Feza, sen bakma amcaoğullarına, sıradakini çağır. Sırada kim ya? Sırada kimse kalmadı ki, herkes gitti. Nasıl la? Bu kadar kişi mi başvurdu? He. Ne oldu şimdi? Ben anlamadım, kim kazandı? Elinin körü kazandı Fizay. Elinin körü kazandı Fizay. Ben size dedim amcaoğlu, koskoca kasabada bizden başka mucit kalmamış ya. Bir topu bu kadarız yani ya. Gerçi bir yandan bakınca iyi gibi görünüyor ama. Yani sonuçta bizden de başka mucit kalmamış demek ki. Ya tamam oğlum tamam, Allah Allah. O kadar karamsarlığa bağlamayın. Yani koskoca Anadolu bir Gedelli'den mi ibaret? Ya buluruz birkaç kişi daha, yani bir şey yapalım böyle. Yarışmanın süresini birkaç hafta uzatalım, ne diyorsunuz? İyi tamam, sen öyle diyorsan. Tamam lan, asmayın suratınızı hadi. Tamam hadi bak, hadi kendinize gelin hadi. Allah Allah. Ha işte. Ha varmış işte. Hani yoktu? Hani gir içeri gir. Buyurun beyefendi, buyurun. Taner, Veysel, Ramazan. Sizi bu mutlu gününüzde ben rahatsız ediyorum ama az evvel bir yazı geldi de. Ne diyorsun oğlum? Ne yakınarak sıkınarak konuşuyorsun? Ne yazısı geldi ya? Bu Al civarındaki bu araziyi kazı alanı ilan etmişler. Ha.
Nasılsın? Ne hazırsın? Ne yazısın? Ne diyorsun Seyfettin sen? Ya şey, bu Muammer Emmi'yle Hüseyin Emmi'nin bulduğu altın sandığı var ya. Ondan ötürü valilik bu definecilerden korumak için bütün bu araziyi araştırmak istemiş detaylıca. Kendisine nasıl söyleyeceğim hiç bilmiyorum ama sizin bu attığınız temeli yıkmak durumunda kalacaklar. Ne kadar emek verdik bilmiyor musun Seyfettin? Ya bilmez miyim ya? Veysel, benlik bir durum yok ki. Yazı. Baba ya, amca ya. Yani define bulmanın sırası mıydı şimdi ya?